Sayın Cornelius Bishop, 1928 Hamburg doğumlusunuz. Daha sonra 11 yaşında ailenizle birlikte İstanbul'a göç ettiniz. Almanya'nın çok hareketli günler yaşadığı bir dönemde. Ve çocukluğunuzun bir kısmı ve gençliğiniz Türkiye'de geçti. Mükemmel Türkçe bilen ender Almanlardan bir tanesiniz. Cornelius Bishop'u tanımak istesek, Cornelius Bishop kimdir desek bize ne dersiniz? Almanya'da doğdum ve 1939 yılında ailemle Türkiye'ye sığındık. Bunun hem politik bir nedeni var hem de rasizm bir nedeni var. Çünkü anneannemin ataları 500 yıl evvel İspanya'dan kaçıp Osmanlı İmparatorluğu'na sığınan sefadenlerden, yani Yahudilerden. Türkiye'deki çocukluk yıllarınız, yani gençlik yıllarınızla ilgili neler söylemek istersiniz? Biz 39'da İstanbul'a geldiğim zaman bizim için macera, yani ben ve kız kardeşim vardı. Bizim için bir maceraydı. Tabii herhalde babam için macera değildi çünkü Almanya'dan bir nevi kaçtı ve babam annemle 1920 yıllarında tanıştı. Çünkü 20 yıllarında babam İstanbul, Türkiye'de bulundu. Türkiye'de de çalıştı genç zamanında ve İstanbul'da annemle tanıştı. Onlar İstanbul'da Alman başkonsolosluğunda evlendiler. Ondan sonra Almanya'ya döndü babam. Yani Türkiye'den bir hatırayla döndü peder. Ve bana anlattığına göre hem Zonguldak'ta çalıştı, o kömür havzalarının inşaatlarını yapmışlardı ve Ankara'da Alman sefaretinin çatısı ve evi daha babamın yaptığı bir çatıdır. Onu da anlattı. Ben ona gidip de görmüştüm. Yani o zamandan beri bizim Türkiye ile şeyimiz var, ilişkimiz vardı. Yani yabancı bir yere gelmedim. İkinci vatan gibi bir yerdi İstanbul. Türk-Alman dostluğunda ve Türk-Alman ilişkilerinde ki gelişmeler sizce sıhhatli mi? Çünkü zaman zaman bilhassa Almanya'daki bazı muhafazakar politikacıların Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili çok sert çıkışları oluyor. Mesela Almanya'nın eski başbakanı Helmut Kohl diyordu ki bir açıklamasında, bana coğrafyada Türkiye'nin Avrupa'ya ait olmadığını veya ait olduğunu göstermediler diyor. Evet, ama kendi oğluna bir baksın. Efendim, çünkü benim hatırladığıma göre, benim kançılarım zaten değildi Monsieur Kohl. Fakat benim hatırladığıma göre onun gelini Türk'tü, değil mi? Evet, Türk kızı. Evet, evet. Ve şu anda eşi öldükten sonra Helmut Kohl'i bakan da o, evet. Bir Türk kızı. Değil mi? Kaderin, değil mi? Tabii işte onlarla bir tanışsın, doğru dürüst. Sözde Ermeni soykırımı meselesi. Bununla ilgili sizin açıklamalarınız, değerlendirmeleriniz ve Alman medyasına ve Türk medyasına yansıyan çıkışlarınız var. Şimdi bakın, soykırım. Yani eğer soykırım şey, Türkiye'de dünyanın Ermenisi. O kadar Ermeni dostlarım var. Evet. Değil mi? Yani bu soykırım da ne demek? Ya soykırım şu Almanların, Nazilerin, Almanların değil, Nazilerin Yahudilerle yaptıkları, yani Almanya'nın hangi köşesinde olsalar onları yakalayıp öldürmek. Evet. Soykırım dediğim budur. Ve Almanya'da hakikaten o kadar cetler ki, yani Almanya'da Yahudi kalmamıştı. İşte soykırım dediğim budur. Şimdi bir taraftan soykırım, lak lak etmek. Ve dünyanın Ermenisi Türkiye'de yaşıyor. Yani gerçek bu teoriyi ortadan kaldırıyor. Sizi gerek Türkiye gerekse Almanya'da tanıyanlar Üstad Yaşar Kemal'in kitaplarını Alman edebiyatını kazandırmanızla biliyor. Ve son günlerin en aktüel konusundan bir tanesi de Orhan Pamuk'un Nobel Edebiyat Ödülü alması. Oysa ki Türkiye'de veyahut da yurt dışındaki yaşayan Türkler açısından
her sene Yaşar Kemal'in işte Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterip ve oradan ödül alması bir beklentisi var idi. Tam tersi Orhan Pamuk. Son 5 yılda, biraz son 5 yılda adından çok bahsettiren, hatta Türkiye'nin romancılığı değil de Türkiye'nin tarihiyle ilgili açıklamalarıyla adından çok bahsettiren Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. Yapmış olduğu bazı açıklamalar kendisini Türk kamuoyunda iyice hırpaladı. Evet, takip ettim onu gazetede. Bu Ermeni meselesini memşe etmiştir. Tabii yani benim Orhan Pamuk'a bir sorum var. Bu soru şu, sen tarihçi misin? Hele şu Ermeni meselesi o kadar politik bir konu ki sen bunları nereden biliyorsun da bu kadar net yazıyorsun, bilmem şu kadarını öldürüldü. Ben tarihle uğraşıyorum. Benim böyle okuduklarımda böyle bir hadiseleri okumadım. Evet, yani Orhan Pamuk'un aldığı Nobel Edebiyat Ödülü ile ilgili. Türk edebiyatı için çok iyi bir şey. Evet. Sizin bu sözde Ermeni soykırımı ile ilgili Alman medyasında uğradığınız bir sansür hadisesi var. Bu değerlendirme, bu yorum doğru değil. Evet, Alman. Evet, çok tanınmış bir gazete. Evet. Gazetede ben bir okuyucu mektubu idi. Ondan sonra efendim işte Ermeni soykırımı diye böyle bir yazı. Ben de oturdum tabii. Efendim ben böyle bir Ermeni soykırımını kabul etmiyorum. Bir. İkincisi, eğer o zaman bir Ermeni soykırımı olmuşsa o zaman bizim Almanların da herhalde parmağı vardı bu işin içinde. Çünkü bizim generallar da oralardaydı. Çünkü Osmanlı ordusuyla Alman İmparatorluğu'nun ordusuyla şeydi, müttefikti. Ve gazetenin oranın müdürü bana telefon açtı. Öyle mi? Siz nerede bunları biliyorsunuz? İşte ben biliyorum. Siz görüşünüzü bize iletin ve okuyucu mektubu olarak yazacağız ve yaptılar ve yazıldı. Benim görüşümü gazete kabul etti ve yazdı. Hükümet nezdinden, devlet nezdinden birileri arayıp Sayın Bişof, bu açıklamalarınızdan dolayı sizi teşekkür ederiz açıklaması geldi mi? Hayır, gelmedi tabii. Hayır, gelmedi. Ne düşünürdünüz? O da gelseydi tabii sevinirdim. Değil mi? Çünkü tabii gerekmez ama gelse insan sevinir. Hani birisi gelip de aferin dese tabii ve zaten fakat onun için yazmadım tabii. Onu göze aferin alıp da beklediğiniz için yazmadım. Yazmadım. Hayır. Çünkü, hayır. Evet, hayır. Sinirlendiğim için yazdım tabii. Evet. Bağdat Ban dediğimiz Bağdat tren hattıyla ilgili önemli değerlendirmeleriniz var. O Bağdat Ban'da Ermenileri oraya oraya götürdüler. Osmanlı pardon. Şunu da unutma gerekiyor. Çünkü Ruslar Anadolu'ya giriyordu. Ruslarla beraber bir de o Ermeni Tugay'ı vardı. En azından 10 bin kişi. Yani böyle bir vaziyette tabii Ermenileri oradan alıp efendim Suriye'ye sürgün edeceğiz diye, benim bildiklerim budur. Benim tarihte okuduğum, Suriye'ye göndermek, oradan şey etmek, bu stratejik bir şeydir. İkincisi, o oralarda Alman askerleri de vardı. Çünkü biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye, yani Osmanlı İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu şeydi, müttefiktir. Alman generalları da vardı ve yani bizim askerlerimizin eğer o da bir soykırım olmuşsa, sözüm ona bir soykırım, o zaman demek ki bizim Almanlar da buna iştirak etmiştir. Ben bizim Alman tarihinde böyle bir şey okumuyorum. Sayın Cornelis Bischoff, bize zaman ayırdığın için size en kalbi teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
ve bundan sonraki hayatınızda ve çalışmalarınızda başarılar dilerken sıhhatli bir ömür temenni ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Sevindiğim şey, yani Türkiye ardından geldi. Evet. Televizyonu ben izliyorum tabii. Lokantaları, dönerciyi seviniyorum. Evet. Biraz duygulandım.